Merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili sinema severler, Film Saati'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girmiş olan en güncel filmlerle karşınızdayız. Geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için yine bir geri sayım başlatacağız ve haftanın birinci filmini seçeceğiz. Ve tabii ki gala akşamlarımız da olacak. Ve şimdi hazırsanız bu hafta hangi filmler vizyona girmiş hep birlikte bakalım. Türkiye ve Amerika ortak yapımı bir Hollywood prodüksiyonu. Başrollerinde Oscar ödüllü aktör Ben Kingsley ile Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Michael Huisman, yerli oyunculardan ise Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem gibi ve daha birçok ödüllü oyuncuların yer aldığı ve çekimlerinin çoğunun Türkiye'de yapıldığı, uzun zamandır merakla beklenen Osmanlı Subayı filmi bu hafta vizyona girdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçen film, idealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkını konu alıyor. Size yolculuğumun hikayesini anlatacağım. Bu yolculuk gerçekten son derece tehlikeli. Dünyayı değiştirebileceğime inanıyordum. Bunu yapmak zorundayım. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi artık an meselesi. Hanımefendinin resmi muhafızı olacaksın. Bu tıpkı Tanrı'nın iradesini hissetmek gibi. Yolda bir talihsizlik yaşandı ama yine de kalmak istiyorum. Kalamazsın ama. Aynı hayali paylaşıyoruz. İnançlarımız aynı. Ortak bir hayat kurabiliriz. Özgürlük bir hayaldir. Ben buna inanmıyorum. Ya sen? Seninleyken hayal olmaktan çıkıyor. Hiç anlamıyorsun. Sana emrediyorum. Onları bırakacaksın. Korkmuyorum Doktor Woodruff. Benim dışında herkes aklını mı kaçırdı? Ermeni isyancılar şehir merkezini ele geçirdiler. Lakin kendini ispat etme vaktidir. Siz Amerikalılar ve Avrupalılar, hepiniz tarih olduğunuzda biz burada olacağız. Sırada bir korku filmimiz var. Scare Camping isimli popüler bir şaka programı 5 yıldır reytingleri alt üst eder. Ancak internetle birlikte yepyeni programlar, sınırları zorlayan fikirler izleyicilerin daha çok ilgisini çekmeye başlar. Ekip bu sefer gizli kamerayla yine bir kişiye şaka yapar. Fakat yaptıkları bu şakanın bedelini tahmin bile edemeyecekleri bir şekilde ödeyecekler. Acaba bu defa yanlış kişiye mi şaka yapmışlardır? Yönetmenliğini Alper Baba Yağmur'un üstlendiği, başrollerinde ise Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik komedi filmi Her Şey Mümkün bu hafta sizlerle buluştu. Ve bizler de sizler için bu filmin galasına gittik ve şimdi filmi ekibinden... Hepimizin bildiği hikaye. Ünlü bir iş adamı sevgilisiyle gözlerden uzak tatil yaparken yakalanır. Bana bak Mert, ben bunların harika fotoğraflarını çektim. Bak bakalım patronun yakışıklı çıkmış mı? Ne yapacağız peki? Size şu çok benzeyen bir adam vardı ya. Vay, aferin oğlum. Başka bir adam. 5 milyon! Allah! Şanslı adam büyük ikramiyeyi kazanır ve ortalıktan yok olur. Beni böyle bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Piyango işi doğru mu? Yok artık. Bu da mı şans? Neredesin şimdi? Herif nerede? Ya baksana, ben seni sonra arayayım mı? Ve işte bildiğiniz hikayenin bilmediğiniz kısmı. Ya bu güzel kız aslından vazgeçer de benzerine aşık olursa? Olur mu demeyin. Eğer bir işin içinde aldatılan kadınlar varsa her şey mümkün. Ne parası be? Adam kimmiş peki? Ben. Hasan Bölge. Garibanın teki. Dans. Aklımdan bir şey geçerse geçer, onu yaparım. Gebertirim lan ikizler! Tarafını seç. Anlaştık değil mi? varmış kafanda? Azrail mi olacak lan? İbrahim satmış olmasın lan. Her şey mümkün. He? Şevket kardeş! İbrahim! Her şey mümkün. Her şey. 19 Mayıs'ta sinemalarda. Ne yaptın sen? Ne anlattı bu size? Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, millete moral vermek amacıyla Dunkirk tahliyesinden kurtulan askerlerin öykülerini anlatan bir film çekerler. Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catherine ise işe alınınca birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur. Catherine senaryo ekibinin başındaki Tom'un sayesinde savaşın tüm zorluklarına ve kötülüklerine rağmen içindeki umudu ve sevgiyi keşfedecek. Yönetmenliğini Doğan Özmek'in üstlendiği ve tamamı Amerika'da çekilen ilk Türk filmi olma özelliğini taşıyan, birbirinden yetenekli oyuncu kadrosuyla New York Masalı bu hafta Türkiye'de vizyona girdi. Ve bizler de şimdi sizleri bu filmin New York'ta gerçekleşen galasına götürüyoruz. Şaşırtıcı ve gurur verici bir olay ve ilk duyduğumda inanamamıştım ama işte gerçek ve buradayız. İnşallah başarısını hep beraber alkışlayacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Film galasında İstanbul'da değil mi? Türk filmi galasındayız, değil mi? Evet. Vallahi çok heyecanlı bir durum bu. Yani çok hoşuma giden bir şey. Arkadaşlarımız güzel bir proje hazırlamışlar. İzlemedim daha filmi. Tabii şu anda film hakkında bir yorum yapmam da mümkün değil. Onu izlemeye geldik. New York'taki hemen hemen komünitede gibi bir sürü insan burada. Herkes birbirini tanıyor, destekliyor. Çok güzel bir durum. Çok güzel bir şeref veriyor insana. Amerika'da çekilen ilk Türk yerli filmi onun özelliği taşıyormuş. Evet, evet. Ben de. Evet, evet. Oyuncuların Amerika'da yaşayanlardan oluşması. Evet, konuk oyuncuları var. Nasıl bir neler söylüyor? Siz bir oyuncusunuz. Vallahi yani bizim sektörde her zaman konuşulan bir şeydir bu. Yani çünkü sinema sektörü pazar anlamında en büyük Amerika'da, biliyorsunuz bunu. Amerika'da işler nasıl yapılabilir? Bizim kendi hikayelerimizi anlatabileceğimiz bir platform bulabilir miyiz diye sürekli konuşulan, proje üretilen bir alan. Bu arkadaşlarımız da başarmışlar bunu. Zaten burada yaşıyor kendileri. Güzel bir hikaye çektiklerini söylüyorlar. Bakalım. Ben de emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin gönlünü koyduğu, emeğini koyduğu bir film oldu. Yani heyecanlıyız. İnşallah seyircilerimiz beğenir. Hayatına yeniden başlamak isteyen bir kadın ve hayatına son vermek isteyen bir adam. Kaderleri kesişiyor ve beraber bir mutluluk arayışına giriyorlar. Bu film aslında içimizdeki umut ışığını tekrar böyle ortaya çıkarmak isteğini oluşturuyor. Yani nasıl en karanlık gecelerde gökte parlayan yıldızlar bizim bir ışığımız olursa, bunu da mesajlayan ve insanları motive eden bir film. Böyle bir film beğenirsiniz, bir aile filmi. Aynı zamanda bir arkadaşlık olsun diye bir değişme film. Evet, son söz olarak bu hikayeyi nasıl tanımlarsak dersek, ben umut olarak tanımlıyorum. Ferhat Bey, sizden başlayalım. Hikaye nasıl sizce? Tutku. Tutku. Entrika. 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 İhanet. Alacağın olsun. Macera. Dostluk. Tabii ki de. Aşk. Aşk. Ben enerji diyorum. Aile. Komedi. Çok teşekkürler. Hepinize New York Masalı huzurlanızda diyelim mi? Evet. Evet. Umarım seyircilerimiz beğenir. New York Masalı huzurlanızda. Kap kap kap. Sil sil sil. Kap sil kap sil kap. Bütün İzmir Karşıyaka'ya selamlar. Sen kim olduğunu sanıyorsun ya? Bir mekana gittiğinde popstar gibi suratına kadın donları fırlatan bir adamdan mı ayrılıyorsun sen? Yeni hayatımda ne çok şeye sahip olduğumu anladım. Aslında hayat paylaştıkça güzeldir. 7 gün içinde tüm sorunlarını çözüp hayattan neler kaçırdığını sana hatırlatacağım. Bir anda işini, paranı, en yakın arkadaşını kaybettin. Ailenin güvenini de yitirdin. Ama bak sana söz veriyorum. Ne olursa olsun tüm bu sorunları aşmanda sana yardımcı olacağım. Anlamadığım şu. Kapısını çalıp Kimberley'e papatyalar mı vereceğim? Ulan Amerikan dümbükleri. Yıllarca kandırdınız bizi filmlerde. 50 tane kart denedim, biri açmadı kapıyı. Bu kadar çılgınlık yeter. Ben gidiyorum. Aa, ya. Plana sadık Burada kalacaksın. Bismillah. Kaçmış mı? Arthur abi dönerce dükkanı açalım dedik. Bize kaçmayan yılan kalmadı. Eyvah basadık. Kim bu yanındaki ezik tipsiz herif? Bunun hesabını vereceksin. Hey! Bu hale getirmek için ne yaptın zavallıya? Maşallah. Oh, dolunay, dolunay. Hello Kimberly. I'm the personal assistant of Kerem. Okay. I'm looking forward to seeing you. Bana söz vermiştin. Tekrar yapmayacaktın. Vazgeçmeyecektin hayatından. No, watch me, watch me. No, 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 no. Yaram içeride, yaram içeride. Greg'in günlüğü Ben de bu şans varken. Filmde Hepli ailesinin çıktığı yolculuk tabii ki Greg'in düzenlediği video oyunları sayesinde komik bir hal alıyor. Tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden birine dayanan bu ailenin ülke çapındaki macerası Heplilerin unutamayacağı bir deneyim haline gelir. Pelerinli yeni bir savaşçı var. Yeni ve müthiş bir ağ sihirbazı. İşte şimdi de huzurlarınızda kahraman ve gözü pek Saftirik. Şaka mı bu? Bunca yıllık çocukluk hayatımda öğrendiğim şey şu. Asla hayatımızın efendisi değiliz. Evet, bizim büyük Hapley gezisini sabırsızlıkla bekleyen 20th Century Fox sunar. Yeni nesil Saftirikler yola çıkıyor. Bu Greg. İster misin? Aa Greg, sakın yüz verme. Sadece bir kuş. Bu Roderick. Mikrodalga pizzası aldım. Roderick, o bir mini kasa. Mikrodalgaya çok benzetmişler. Bu Rowley. Bu Manny. Şu işe bak evlat, büyük ödül senin. Aman tanrım. Anne ve baba. Seyahatin ilk kuralı DJ'liği şoför yapar. Yo, tell me what you want, what you really really want. So, tell me what you want, what you really really want. I tell you what I want, what you really really want. Durun lütfen, kesin şunu durun. Oldu, tamam. Bu yıl. Bu harika. Yeni yerler. Oyun for bu hafta sonu Indianapolis'te. Aramızda 5 santimetre var. Hadi öyle okunmaz ki. Güzergah değişiyor. Yeni yüzler. Köklüyorum ha. Ne oldu size ya? Yeni dertler. Aa, çok şirin. Tuvalet eğitimi senden daha iyi Greg. Oyo, hayır! Saftirik Greg'in günlüğü. Ben de bu şans varken. 19 Mayıs'ta sinemalarda. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz bunlar. Ve şimdi hazırsanız, geçen hafta vizyona girmiş olan filmlerimiz için geri sayım başlasın. İlk filmimiz 10 üzerinden 3.2 alarak bu haftanın 7. sırasında. Yönetmenliğin Erhan Tuncer'in üstlendiği, başrollerinde ise Bennu Yıldırımlar, Erdem Akakçe ve Gün Koper gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ağustos Böceği ve Karıncalar filmi, ölmek üzere olan babaları üzerinden kendi geçmişleriyle hesaplaşmak zorunda kalan 4 kardeşi konu ediniyor. Rica etsem dinler misiniz? Bak evladım, buraya seninle yaptığın haberle ilgili röportaj yapmak üzere geldim. Dertlerin olabilir, anlıyorum. Ama gerçekten çok fazla vaktim yok. Ömrüm boyu babamın günahlarını taşıdım. Sen de benim günahlarımı taşıyacaksın diye çok korkuyorum oğlum dedi. nefes alıp veriyor hala. Ama bir şey yaparlar mı? Güzeller. Acı çeken insanları tanırım ben. İçeride babanız ölürken niye gözünüzde bir damla yaş yok? Yıllar önce gidecek, ondan sonra ölüm kalabalığı ortaya çıkacak Aziz Efendi. Yok öyle ya ama. O bu eve giremez. Paranın kokusunu at tabii. Enes yeter be! Yeter! Kimsenin burnu senden daha iyi koku alamaz. Katilsin. Unuttum. Unutamazsın. Pişmanlık devam ediyorsa suç da devam ediyordur. Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 4.5 alarak bu haftanın 6. sırasında. Ve Nate Zuck'un hem rol aldığı hem de yönetmenliğin üstlendiği film, doğa ve insan arasındaki yıkıcı çatışmayı bir kez daha merkeze alıyor. Bir bilim adamı büyük bir şirketi Güney Amerika'daki ekolojik felaketin sebebi olarak görür ve şirketin başındaki başkanı bu felaketten sorumlu tutar. Ancak volkan patlaması belirtileri başladığında bütün ideolojik farklılıklarına rağmen birlikte bu felaketi önlemeleri gerekecek. Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 4.7 alarak bu haftanın 5. sırasında. 20 yaşındaki Kayra hayatta sahip olduğu her şeyini, annesini, babasını ve kız kardeşini bir trafik kazasında kaybetmiştir. Aşık olduğu Ezgi'den de bir karşılık göremeyince intihar düşüncesi kafasına iyice yerleşen Kayra, Datça'daki yaşlı babaannesini gördükten sonra hayatına son vermeyi düşünür. Bunun için en yakın arkadaşı Sertaç'la birlikte bir karavan kiralayıp yola çıkarlar. Ancak bu yolculuk birçok şeye gebedir. Her şey yolundayken yaşamak ne kadar da kolay. Bunların neden benim başıma geldiğini anlayamıyorum. Umarım anlattıkları gibidir. Ölüyorsun ve herkes orada. Sıradan bir adam hayatını anlatmaya nereden başlar? Ben Kayra Aman. 20 yaşındayım. Adı Romeo. O bir Montague. Can düşmanımızın tek oğlu. Onun sevdiği kız için falan öldüğü yok. Onun hayatında drama eksik. Sen o kadar iyiydin ki. Ben senin şefkatine hayran kaldım. Değişmiyor bir şeyler. Bir karavanla mı? Sen çok cesursun. Neden benim başıma geliyor abi bunlar? Sen ondan milletin babaannesinden. Ben bütün bürokratik işlemleri yapacağım. Yalnız senin birkaç gün sonra tekrar gelmen gerekiyor. Kendime söz vermiştim. Ben de bir gün buralardan kafama göre çekip gidecektim. Nereden bilebilirdim böyle olacağını? Hep söylüyorum abi, senin anneni bulman lazım. Baban nerede ki? Bizi terk edip gitti. Önce kızın nişanlısı dövüyorsun, sonra zorla öpüyorsun. Ben kimseyi zorla öpmedim abi. Sen böyle bir durumda kaldın mı hiç? Saçma sapan işler yapıyoruz ya. Beni cesur yapan şey ne? Cesur olsam bu işi çoktan bitirmiştim. Ne olacaksa olsun artık düşünmek istemiyorum. Ama bu sefer yapacağım. Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 6.7 alarak bu haftanın 4. sırasında. Büşra Yılmaz'ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan 4N1K filmi genç oyuncu kadrosuyla geçen hafta vizyona girmişti. Ve bizler de Film Saati ekibi olarak sizler için bu filmin galasını ziyaret ettik ve şimdi hep beraber filmi ekibinden dinleyelim. Gökhan karakterini canlandırıyorum. Gökhan karakteri kıskanç bir karakter. Sina Özer bu arada. Aynı zamanda grubun babacan karakteri. Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Böyle bir karakter. Film çok güzel oldu. Umarım beğeneceksiniz. Cihan. Ben Cihan Şimşek. Bennu Yıldırımlar karakterini canlandırıyorum. Deli dolu arkadaşlarına, dostlarına çok sadık, güvenen bir arkadaş. Bir de grubun çaptanı. Bakalım, her şey güzel olacak inşallah. Biz heyecanla filmi bekliyoruz. Merhaba, ben Cemrehan Karakaş. Ben Oğuz'u canlandırdım filmde. Oğuz filmin komiği. Çok eğlenceli, çok harika bir film bekliyor bizi. Gerçekten çok başarılı bir iş oldu. Çok güzel arkadaşlar. Çok eğlendik. Siz de çok eğleneceksiniz, inanıyorum. Merhaba, ben Burak Yörük. Ben de Barış karakterini canlandırdım. Çok keyif aldım. İyi ki bu insanlarla çalışma fırsatı buldum. Çok güzeldi her şey. Kendime çok benzediği bir karakter aldım, o yüzden çok zorlanmadım. Biz çok eğlendik. Karakter çok iyi, çok tatlı, havalı. Sürekli. Böyle basketbol oynayan bir çocuk. Biraz uyuz oluyoruz ilk başta ama sonra iyi bir olduğunu anlıyoruz. O yüzden problem yok. Ya biz şey... Bayağı eğlendik. Bir buçuk ay sürdü. Biz sürekli set olsun böyle. Hadi sete gidelim de yani eğlenelim falan dedik. Yani enerjimizi yansıttığımıza inanıyoruz. Daha izlemedik ama eminiz ki iyi oldu. Elimizden geleni yaptık çünkü. Çok teşekkür. Zaten çok güzel bir hikayemiz var. Bu kadar kitlesi olmasından da belli. Yaş sınırı da olmadan girmiş projemiz. O yüzden çok mutlu olduk. Başka neydi? Hasan var. Hasan var. Teşekkür ederim. Hasan Deniz Eren, Ali Tekeroğlu karakterini canlandırıyorum. Bu karakter ailesi grup olan bir karakter. Yani bu arkadaş grubu onun için bir aile. Ve Team Ali. Bu karakter yeri geldiğinde yemek yapan, yeri geldiğinde arkadaşlarını koruyan bir karakter. Ve yaprağı 12 yıldır aşık. Ama dostlukları için bu aşk kalbine gömmüş. Bir Sırıkoğlu'nun çıkmasıyla da artık her şey gün yüzüne çıkacak. İzleyince göreceksiniz zaten. Ne güzel yalanlar söyledi. Yeni dileğim şu 4 eşeğin hayatımdan bir daha çıkmaması. Şunu bileydim. O zaman hepimiz kızımız hepimiz için. Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür. O kadar güzelsin ki insanın şarkılar söyleyesi geliyor. Sen de o kadar iyi kıvırıyorsun ki insan sana etek giydiresi geliyor. Bugün sana gerçek bir kız ayarlayacağız, tamam mı? Yemişim karısını kızını aga. Pizzayı söyleyeli 2 saat oldu. Boş ver şimdi pizzayı. Eğer kızların onayladığı bir tipsen bakılırız. Ne yapıyorsun lan Merve Başkan? Şu andan itibaren ikimizden birinin kalbi bir başkası için çarparsa bunu ilk diğerimiz bilecek. Umarım gelecekteki sevgilinle iyi anlaşırım. Bir suçlu varsa o da kalbim. O kadar çok mu seviyorsun? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yeter be. Ulan altı üstü birkaç tane blue çavelediyiz. Neyin aşkını abartıyorsunuz bu kadar? Sinemalarda. Merhaba. Merhaba. Siz çıktınız filmden. Evet. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Harikaydı. Harikaydı. Kitap okumuştuk zaten. Çok ağladık. Ağladık bayağı. Film, kitabı iyi yansıtmışlar mı sizce? Evet tamamen. Çok güzel. Yer yer ağladığınızı söylüyordunuz. Peki güldünüz mü? Efendim? Ha evet, çok güldük, karışık. Evet. İlk defa ağlarken güldüm. Ben de. Tabii. İlk kitabı okuyup sonra gitsinler. Evet. Önce kitap okusun bence. Yani çok güzeldi, gerçekten çok beğendim ve kitabı da yansıttıklarını düşünüyorum. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum. Tavsiye eder misin peki izleyen? Yani ben tavsiye ederim çünkü gerçekten kitabı çok iyi yansıtmışlar. Yazarı Büşra Yılmaz olsun, hepsi gerçekten yani çok az bir sahnede oynasa bile kendini çok iyi yansıtmış. O yüzden yani çok beğendim ben filmi gerçekten. Film gayet güzeldi. Kitaptaki konular işlenmişti. Oyuncular da çok başarılıydı. Kitabını okumuş muydun? Kitabı okudum. Konusu nasıl sence? Konusu aşk içeren, eğlenceli, yani kimi zaman ağlatacak derecede şey yapan ama bir anda o kadar da güldürecek şeydi bir film. Konusu güzeldi, oldukça iyiydi. Çok harikaydı. Yani mükemmel. Tam anlamıyla değdi. Evet. Ya beklediğimde kesinlikle değdi yani. Bir kitaptan uyarlama. Tabii evet. Ki evet. Ya, eksik sahneler vardı tabii. Evet. Tabii, evet. Tabii. Yansıtmışlar. Evet. Evet. Ama eksik sahneler vardı. Çok güzel. Evet, hepsi cuk oturmuştu. Nasıl konusu, eğlenceli miydi? Harika. Bence 10 kere de izlenir yani. Tek kelimeyle hayatımın anlamı. Mükemmel yani. İkisi de. Çünkü çok güzel bütün sahneler falan. O kadar bekledik yani. Bütün beklemeye değdi. Kesinlikle harika. İzlemenize şiddetle tavsiye ederim. Mutlaka gelin ve izleyin. Yani sonuçta satış yapmamız lazım, biliyorsunuz. Yani izleyin. Kesinlikle. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Sıradaki filmimiz 10 üzerinden 7 puan alarak bu haftanın 3. sırasında. Toplumsal bellek ve etki alanları temeline oturan psikolojik gerilim filmi Kaygı, müzisyen anne babası 20 yıl önce trafik kazasında ölen bir kadının kabusuyla ilerliyor. Bir haber kanalında kurgucu olarak çalışan 30'lu yaşlarındaki Hasret, uzun süredir aynı kabusu görmektedir. Tekrarlayan kabusta aklına bir soru takılır. Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir. Ve sıradaki filmimiz 10 üzerinden 7.8 alarak bu haftanın 2. sırasında. Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturdu ve Prometheus'un devam niteliğindeki Alien Covenant filmi geçen hafta bekleyenleriyle buluşmuştu. Covenant adlı bir gemi sakin ve bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Ekip başlangıçta gezegeni keşfedilmemiş bir cennet olarak görse de karanlık kendini göstermeye başladığında ekip bir yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Please open up. I can't do that without an infection. There was a boy, a very strange child. They said he wandered very far over land. You sure about this, Captain? How do you mean? We don't know what the f***'s out there. Ve şimdi heyecanla beklediğiniz haftanın 1. filmine geldik. Bu haftanın 1. filmi 10 üzerinden 8.4 alan Kral Arthur Kılıç efsanesi. Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde amcası tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde bütün hayatı alt üst olur. Ve artık hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacak. istiyorsan onu yapmalısın. Seni ve oğlanı buradan uzaklaştırmalıyım. Uzaklaştır. Kralı koruyun! Kralı koruyun! Çabuk! Kaç evlat! Görmen gereken her şeyi gördün mü? Yeterince gördüm. Neden sular çekildi? Neden kılıç kendini şimdi ortaya çıkardı? Senin gücün arttıkça sana baş kaldıran güçler de artacak. Doğuştan kral olan gelecek. İşte bu kaçınılmaz. Kaç evlat! Onu hissettin. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi? Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın. Korkuyor musun? Sanırım idare edebilirim. Korkmalısın da zaten. Onu ele geçirmek için ne gerekirse yapın. Ben yenilirsem onu takip edin. O yenilirse beni takip edin. Büyük düşünmesini mi istiyorsun? Ona düşünecek büyük bir şey ver. Kehanet istemiştiniz. İşte kehanetiniz. Kılıcı taştan çekip çıkaran adam. Karşınızda Doğuştan Kralımız. Evet sevgili izleyiciler, bu haftada Film Saati'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta vizyona girmiş olan yine en güncel ve en yeni filmlerle karşınızda olacağız.